sonra bu ekranlardan ayrıntıları sizlerle paylaşacağız efendim. Ekranlarınızda gördüğünüz bu son dakika gelişmesi, buna ilişkin ayrıntıları da sizlerle paylaşalım. İşte bu görüntüler. Bu görüntüleri hatırlayacaksınız. Tüm Türkiye'nin kanını donduran işte bu görüntüler. Oğuz Erge bir taksici, gece yarısı direksiyon sallayarak çocuklarına güzel bir gelecek sağlamaya çalışan bir baba. Soğuktan üşümemesi için aracına aldığı Delil Aysal tarafından kan donduran bir şekilde öldürülmüştü. Ve sonrasında sizlerle paylaşmış, ekranlarınıza getirmiştik. Hızla, çok hızlı bir şekilde iddianame hazırlanmış ve savcı Aysal için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi demiştik. Karar çıktı değerli izleyiciler. Sanık Delil Aysal'a müebbet hapis cezası verildi. Bir son dakika gelişmesi olarak ekranlarınıza getiriyoruz. İzmir'deki taksici cinayetinde, yani İşte bu görüntülerin sonrasında taksici Oğuz Erge'yi, ki soğuktan üşümemesi için aracını aldığı Oğuz Erge'yi gözünü bile kırpmadan öldüren o kişi, daha sonra akli dengesinin yerinde olup olmadığı tespit edilmiş hatırlarsınız. İşte Delil Aysal için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bir son dakika gelişmesi olarak ekranlarınıza getirdik diyelim ve devam edelim. Şimdi siyasetin sıcak gündemiyle sürdüreceğiz. Az önce açıklamalarını ekranlara getirdiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da devam eden şu meşhur zübük tartışmasına ilişkin de açıklamaları vardı, hatırlayacaksınız. Onları sizlerle paylaşmıştık. Şimdi tabii bu noktada hepimizin aklına şu geliyor: kim bu zübük? Belli bir yaşın üzerindeki izleyicilerimiz bu karakteri çok çok iyi tanıyor ama genç arkadaşlarımız bilmiyor olabilir. 1978 yılında Aziz Nesin'in o ünlü eseri Zübük. Amacına ulaşmak için milli değerleri, dini değerleri kullanmaktan çekinmeyen, her türlü hileyi mübah gören bir siyasetçi tipini anlatıyordu o meşhur Zübük eseri. Usta oyuncu Kemal Sunal'ın can verdiği film, yasaklandığı, yasaklanmadığı tartışmalarıyla hep gündemde oldu. Ama Zübük bir başyapıt olarak hepimizin hayatında çok önemli bir yerde duruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle bu tartışma alevlendi, hatırlayacaksınız. Zübüklere itibar etmeyin demişti. Kime söylemişti, isim vermemişti ama eski ortağı, yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı, Fatih Erbakan'ı işaret etmişti bu tartışmada. Neden derseniz, Fatih Erbakan kendi adaylarıyla seçime girme ve o seçimi kazanma konusunda ısrarını ve iddiasını sürdürüyor. Erdoğan'ın zübük ve siyasi şantaj suçlamasına Fatih Erbakan'dan